Merhaba arkadaşlar. Son birkaç videoda benim Banka A olarak adlandırdığım bankanın bilançosunu incelemiştik. A Bankası'nın bilançosunun aktifindeki kalemler bunlar demiştik. Aktifteki bu kalemler arasında buradaki 4 milyar liralık CDO üzerinde yoğunlaşacağız. Bankanın toplam aktifleri 26 milyar liraydı veya en azından bankanın bilançosunda görünen değerlere göre Toplam aktifleri 26 milyar olarak gösterelim. Yükümlülüklerinin toplamı ise 23 milyar lira. Şimdi 26 milyar liradan 23 milyar lirayı çıkartırsak sermayesinin defter değerini buluruz. Bu kurumun bilançosunda yer alan her rakamın doğru olduğuna inanıyorsanız eğer şirketin değeri 3 milyar lira edecektir. Şimdi hissedarların sahip olduğu budur. Bu kadar sermaye var. Eğer 500 milyon adet hisse senedi varsa her hisse senedi başına 6 lira düşer. Bir önceki videoda bahsetmiştik. Koşulu şuydu. Eğer piyasada işlemlerin gerçekleştiği fiyat 12 liraysa ve insanlar birbirleriyle bu fiyattan alıp satıyorlarsa durum bu şekilde. Unutmayın ki ikincil piyasalarda hisse senedi piyasalarındaki işlemler genelde şirketle hiç bağlantısı olmayan kişiler arasında gerçekleşir. İşlemin karşı tarafı bu kurum değildir. Bazen bu kurumla yapılan işlemler de olabilir tabi. Zaten bu sebeple şirketin hisse senedinin fiyatı önemlidir. Ancak genelde günlük işleyişte gördüğümüz şey borsalardaki işlemlerin birbiriyle Bağlantısı olmayan iki taraf arasında gerçekleşmesidir. İşlem yapanlar siz ve ben de olabilirdik. İşlem yaptığımız anda A bankasının o anki değerini belirlemiş olduk. Piyasada oluşan işlem fiyatı hisse başına 12 TL ise bu şirketin piyasa kapitalizasyonu yani değeri 6 milyar lira demektir. Hisse senedi borsasında işlem olduğunda alım satım işlemini gerçekleştiren bu iki kişi aslında demiş oluyorlar ki biz bu şirketin sermayesinin 3 milyar lira olduğuna inanmıyoruz. Aslında sermayelerinin değeri 6 milyar lira. Kuruma bu değeri biçmelerinin farklı sebepleri olabilir. Mesela kurumun müthiş bir marka değeri olduğuna, çok karizmatik yöneticilerine sahip olduğuna, bilançodaki rakamlarla yansıtılmayan bu tarz değerlere sahip olduklarına inanıyor olabilirler. Veya bilançonun aktifinde yer alan kalemlerin değerinin daha fazla olduğuna inanıyorlardır. Hatta belki bankanın son bilançosunu açıklamasından bu yana geçen sürede bu aktif kalemlerinin değer kazanmış olabileceğini düşünüyorlardır. Veya bankanın bu aktifleri son değerlendirmesinden beri. Şimdi bir başka gelişme daha var ve bu dünyada şu an olup bitenlerle çok bağlantılı. Piyasada oluşan fiyat defter değerinin altındaysa ne olur? Hisse senedinin piyasada oluşan fiyatı 3 lira olduğunda durum buydu. Hisse başına 3 lira çarpı yarım milyar adet hisse senedi sermayenin piyasa değeri 1,5 milyar lira eder. Tam olarak üstünde durmak istediğim buydu. Yani sermayenin piyasa değeri. Peki piyasa bu durumda ne demiş oluyor? Veya en azından tam şu anda bu hisse senedini alıp satan iki kişi ne demiş oluyor ona bakalım. Şöyle diyorlar. A bankası sen bize diyorsun ki varlıkların eksi yükümlülüklerinin değeri 3 milyar lira. Ancak biz bunun doğru olduğuna inanmıyoruz biz varlıklardan yükümlülüklerini çıkardığında 1,5 milyar lira kaldığını düşünüyoruz. İnsanların zihnini okuyamadığımız için neden böyle düşündüklerini gerçekten bilmiyoruz. Belki varlıkların değerinin daha az olduğunu düşünüyorlardır. Belki yükümlülüklerin değerinin daha yüksek olduğunu düşünüyorlardır. Şimdi insanların zihnini okuyabildiğimizi varsayalım. Şöyle düşünüyorlar. Acaba bu bilanço'daki kalemlerde hangisi biraz flu? Bence bu kalemde biraz oynamış olabilirler. Bunun değerinin 4 milyar lira ettiğini düşünmüyorum. Bence artık 2,5 milyar lira edecektir. Eğer bunun değeri 2,5 milyar liraysa, o zaman senin toplam aktiflerin ne kadar ediyor? Geriye 1,5 milyar kalacak. Yani aktiflerinin değeri 24,5 milyar lira olacak bunun biraz karışık olduğunun farkındayım ancak piyasa bunun fiyatı hisse başına 3 liradır diyorsa bunun anlamı bu şirketin piyasa değerinin 1,5 milyar lira olduğudur. Peki piyasa neden böyle düşünüyor? Piyasa neden böyle düşünüyor onu bilmiyoruz. Muhtemelen bunun değerinin 4 milyar lira etmeyeceğini düşündükleri içindir. Bunun değerinin 2,5 milyar lira olduğuna inanıyorlar yani 1,5 milyar lira daha az olacak. Eğer yakında bunun değeri 2,5 milyar lira olursa, o zaman bunların hepsinin toplamı 24,5 milyar lira eder. Umarım doğru toplamışımdır, eksi 23 milyar. Bu da bize sermayenin piyasa değerini verir. Biz buna sermayenin piyasa değeri diyelim. Sermayenin piyasa değeri 1,5 milyar lira. Bu çok ilginç bir soruyu doğuruyor. İnsanlar ve özellikle de bankalar bu aktif kalemlerinin değerine nasıl karar veriyorlar? Özellikle de bu CDO'ların. Bunu yapmanın birkaç yöntemi var. Ekonomi felsefesinin değişik ekollerine göre oldukça farklı bir değerleme yöntemleri var. Maliyet fiyatıyla değerlendirebiliriz. Belki Gayrimenkul fiyatlarının sadece yükselebileceğinin düşünüldüğü zamanlarda satın alınmış olabilir ve banka bunlara 4 milyar lira ödemiş olabilir. Maliyet bedeli budur. O zamanlar bu CDO'lar yüksek getiriler sağlayan müthiş yatırım araçları olarak görünüyordu. Ve bu iyimser varsayımları baz alarak banka 4 milyar lira ödedi bilançolarına bunları aynen 4 milyar lira değerle kaydettiler ve daha sonra aktiflerindeki bu kalemin değerini bir daha güncellemediler. Yani 4 milyar liralık maliyet değeriyle duruyor. Bu durumda insanlar bu değerin gerçeği gösterip göstermediğini sorgulamak konusunda çok haklı olurlar. Bunun pek de mantıklı gelmeyeceğini düşüneceklerdir. O zamandan beri hiçbir şey öğrenmediysek en azından gayrimenkul fiyatlarının hep yükselmeye devam etmeyeceğini ve hata aslında düşebileceğini de öğrendik. Biliyoruz ki buradaki CDO'lar arasındaki en riskli kısım konut kredilerinin çok küçük bir kısmı ödenmediğinde dahi bunun değeri sıfırlanabilir. Şirketin en üst düzeydeki yöneticisi veya mali işlerden sorumlu tepe yöneticisi olarak Bilançoda bunların gerçek değerini göstermemek için yeterince motivasyonunuz var. Dilerseniz onunla ilgili de bir video yapabilirim. Aa, telefonum çalıyor ancak şimdi cevaplayamayacağım. Çünkü kendimi çok kaptırdım bu enerjimi. Mutlaka size bu konuyu anlatmakla harcamalıyım. Şimdi ne demiştik? Yöntemlerden birisi buydu. Maliyet fiyatı. Maliyetin bedeli neyse bilançoda bu rakamı göstermek. Şimdi size daha önce haberlerde duymuş olabileceğiniz birkaç terimden bahsediyor olacağım. Finansal modele göre değerleme. Peki bu ne demek? Benim kendi geliştirdiğim bir finansal model var. Bu aktiflerin değerlerini belirlemede ben kendi modelimi kullanacağım. Ülkedeki en iyi okullardan mezun doktoralı kişileri işe aldım. Çok titiz davranıyorum. Bunların bazıları uzay bilimciler. Şaka yapmıyorum gerçekten öyleler. Ay'a adam gönderebilirler. Bu kişiler belirli varsayımlar oluşturarak bu varsayımlara dayanan müthiş modeller oluşturdular tabi bilgisayarda. Bunların değeri neymiş bu finansal modellemeden çıkan sonuca bakacağız. Şimdi bakalım kaç tane konut kredisinin taksit ödemesinde gecikme veya ödememe olabilir. Kişilerin davranışları, psikolojik etkiler, bunların hepsini finansal modelimizin içine koyuyorlar. Modelimize bu gibi konularda beklentilerimize göre belirlediğimiz değerleri gireceğiz. Bu rakamlara göre de diyeceğiz ki bunların değeri 3 milyar liradır. Yani rakamlar girildiğinde sonuç değeri de tekrar belirlenecek. Ve şunu söylemek zorunda kalacaklar, bunun değeri 4 milyar lira değilmiş, yeni değerlemeyi belirtmemiz gerekiyor. Ve diyecekler ki bu aktif kaleminin değerini azaltmamız gerekiyor. Bunu bankaların bilançolarını açıklama dönemlerinde gelir kalemlerini detaylandırırken açıkladıklarını pek çok kez duymuş olabilirsiniz aktifin değerini azalttık. 4 milyar liralık aktifimiz olduğunu düşünüyorduk. Belki alırken ödediğimiz değer yani maliyetimiz buydu. Modelimizi yeni varsayımlara göre tekrar çalıştırdık ve bu yeni varsayımlara göre şimdi 3 milyar liralık aktif değerimiz var. Yani ne yaptık? Aktifimizi 1 milyar lira azalttık. 4 milyar lira belki maliyet bedeli baz alınarak bilançoda gösterilen tutardı ancak eski modelimizdeki tutardı bu Şimdi modele koyduğumuz yeni varsayımlara göre değerlendireceğiz Bundan hemen şüphe duymalısınız ki bir kez daha bankaların kendi bilançoları hakkında yine kendilerinin yapmakta olduğu raporlamaya güvenmeniz bekleniyor Tabii bunlar iyi niyetli yapılmış olabilir. Ancak işin nihayetinde bu değeri belirleyen şey modelin nasıl tasarlandığı ve modele girilen varsayımların nasıl belirlendiği. İşin aslını sorarsanız, bunları belirleyenlerin kaç tane doktora belgesi olduğu sizce beni ilgilendiriyor mu? Hiç ve hiç ilgilendirmiyor. Ve yine diyorum işin nihayetinde bu rakamlarda istediğiniz sonucu ulaşmak için varsayımlarınızla da oynayabilirsiniz ve samimi olarak belirtmek gerekirse piyasadakilerin de sizin varsayımlarınızı ne şekilde belirlediğiniz konusunda şeffaf şekilde bilgi alma imkanları da zaten yoktur. Buna inanmak hakikaten çok zor. Her şeye rağmen muhtemelen bu 4 milyar liradan daha iyi bir tahmin. Özellikle bu tutarı azalttıkları için. Bununla ilgili daha sonra farklı bir video yapacağım ki neden aktif değerini azaltmaya devam ettikleri konusunu da irdelememde fayda var. Neden kullandıkları finansal modeller gitgide daha kötümser senaryolar üretiyor? Belki de sadece zaman kazanmaya çalışıyorlardır. Belki de finansal modellerini ilk çalıştırdıklarında bunların değerinin sıfır olduğunu gördüler. Bu da demek oluyor ki sermayelerinin değeri sıfır. Zaten bunun değeri sıfırsa varlıklarınız sadece 22 milyar lira ve yükümlülükleriniz de 23 milyar lira. Yani eksideler. Bu borçlarını ödeyemeyecekleri anlamına gelir. Aslında iflaslarını ilan etseler bence iyi olur. Ancak iflas ettiklerini ilan etmek istemeyecekler. Şirketi batırmaktan sorumlu tutulmak da istemiyorlar. Dolayısıyla bunların değerinin sıfır olduğunu da kabullenmek istemeyecekler. Belki değerin 4 değil de 3 olduğunu kabullenebilirler. Peki bu durumda ne yapacaklar? Piyasaya çıkıp daha fazla para toplamaya çalışacaklardır. Bunu biraz sonra açıklayacağım. Bunun size biraz karmaşık geleceğinin farkındayım. Ancak finansal modele göre değer belirleme yöntemi dediğimizde bu. Bunun hakkında çok şey duymuşsunuzdur. O kadar da havalı bir kavram değil aslında. Ama Kullanılan model çok havalı olabilir. Kullanılan model ne kadar sofistike olursa olsun neticede dediğiniz şey şudur. Bu aktif kaleminin değerinin ne olduğunu bulmak için kendi modelimi ve kendi varsayımlarımı kullanacağım. Tahmin edebileceğiniz gibi bu varlıkların değerini belirlemede kullanılacak en güvenilir varsayımlar olmayabilir. Diğer yöntem ise piyasa fiyatlarını baz alarak muhasebeleştirmek. Piyasa fiyatlarına göre muhasebeleştirmek. Bu yöntem bize temel olarak şunu söylüyor. Bu ikinci el piyasalarda işlem gören bir yatırım aracı. Bu CDO'lar en azından eskiden piyasada işlem görüyorlardı ve piyasa fiyatı oluşuyordu. Belki bende bu CDO'lardan 1 milyar liralık var. Ve diyelim ki bu CDO'ların piyasa değeri CDO başına 1,5 lira. Bu sayıları sadece örnek olarak kullanıyorum. Bunlar gerçek veriler değil. Bu durumda bu CDO'ların piyasa değeri 1,5 milyar lira olur. Yani eğer piyasa fiyatlarını baz alarak muhasebeleştirirseniz bunu 1,5 milyar lira olarak bilançonuzda göstermeniz gerekir. Yani yine bilançodaki bu aktif kaleminin değerini azaltmanız gerekir. Peki neden herkes bilançosunda bu şekilde göstermiyor? Bence bu çok yerinde bir soru. Size bankaların bunu neden yapmak istemediklerini hemen söylüyorum. Öncelikle bunları satın almak isteyen kimse olmadığı için piyasalarda işlem olmuyor. Bu CDO'ların ikinci el piyasası kalmadı ki muhtemelen bunların değerinin sıfır olduğunu düşündükleri için satın almak istemiyorlar. Bunları satmaya çalışan kurum sayısı da az ve bunları bir şekilde sıkıntıda oldukları için satmaya çalışıyorlar. Bu durumda ölü fiyatına satmaya çalışacaklar, dip değerlerinden. Bu sebeple insanlar, piyasada gerçekleşen fiyatların bu menkul kıymetlerin gerçek değerini yansıtmadığını düşünecekler. Bunu yapan az sayıdaki kurumun bu işi çaresizlikten yaptıklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla bu CDO'lara biçilen 1,5 milyar liralık değerin yani bunların piyasa değerinin gerçeği yansıtmadığını düşünüyorlar. Piyasa fiyatının belirlenmesinin yani aslında kapitalizmin temel ilkesinin bana gerçek değerin bu olduğunu söylemesini kabullenmiyorum diyorlar. Ki bunu söyleyenler son 30 yıldır her şey piyasada belirlenir diyenlerle aynı kişiler. Bir yılda 20 milyon lira kazanıyorum çünkü ben bir kapitalistim ve risk aldım. Bu parayı hak ediyorum. Ve aynen bu kişiler şimdi piyasa fiyatına inanmadıklarını söylüyorlar. Çünkü şimdi piyasalar yanlış ama bizim doktoralarımız doğru öyle değil mi? Bu çelişki hakkında biraz düşünürseniz eğer bu düşünce sisteminin kapitalizmle ilgisi olmadığını fark edeceksiniz. Hatta komünist bir düşünce tarzı diyebilirsiniz. Zira komünist devletlerde piyasalara inanmazlar. Piyasalara inanmak yerine kendi ülkelerinin en iyi eğitimli, doktoralı ve benzeri beyinlerini varlıkların gerçek değerini bulmak üzere piyasaların inşası için işe alırlar. Yani fiyatı piyasanın belirlemesine izin vermeksizin. Şimdi politik konulara girmiş olacağım. En iyisi mi çok girmeyelim. Olan bitenleri düşününce sinirleniyor olabilirsiniz sonuç olarak. Piyasa fiyatını baz alan muhasebeleştirme sistemi de bu. Bu arada yine laf kalabalığı yaptığım için zamanımız bitmiş arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşelim. Olan bitenlerdeki ince ayrıntılar hakkında konuşmaya devam ediyor olacağım görüşmek üzere